Web tarayıcında her gün bir şeyler arıyorsun. Kilo verme, kaç ayda kas yapılır, internetten para kazanma, kahve kitap resimleri, tek başıma Avrupa Birliği'ne nasıl girerim vesaire. Her ne arama yaparsan yap, bunları aradığın için ve web sitelerini ziyaret ettiğin için herhangi bir gelir elde edemiyorsun. Neden? Çünkü daha önce bu videoyu izlemedin ve her gün yaptığın rutin işleri nasıl paraya çevirirsin bilmiyorsun. Ben biliyorum. Videoya başlamadan önce bu tarz içeriklerin devamını istiyorsan kanalıma abone olmayı unutma ve bildirimlerinin tümünü aç ki yeni içeriklerden anında haber alasın. Öncelikle bilmeni isterim, birazdan anlatacağım uygulama seni milyoner etmeyecek ya da evinin mobilyalarını bu uygulama sayesinde yenilemeyeceksin. Ancak günlük harçlığını çıkarabileceksin ya da videoda vereceğim sır sayesinde daha fazlasına sahip olabileceksin. Sana zenginlik vaat etmiyorum ama bu kanalı takip ettiğin sürece parasız da kalmayacaksın. Bunu henüz 18 yaşındayken sermayesiz e-ticaret yapan birinin özgüveniyle söylüyorum. Dijital dünyada yapabileceklerini fark et. Bu dünya ekranı kaydırıp izlediğin videolarla sınırlı değil. Arkadaşlar şu anda ekranımda bir internet tarayıcısı görüyorsunuz. Farklı bir şey yok. Her gün çeşitli aramalar yaptığınız bir arama çubuğu ve standart bir ekran. Peki şu anda bulunduğum ekranın diğer tarayıcılardan farkı ne? Arkadaşlar bu internet tarayıcısını açık bıraktığınız sürece para kazanıyorsunuz. Peki nasıl? Şimdi aslında tarayıcıya gizlenmiş uygulamaya gidelim. Arkadaşlar şu anda tarayıcının yani bize para kazandıracak uygulamanın ana sayfasındayım. Üst kısımda sürekli hareket halinde olan rakamlar görüyorsunuz. Orta hane 0 ve en alt hane 0. Nedeni aslında henüz 1-2 saat önce üye olmuş olmam. Ve buradaki olay kazançların ana sayfaya yansımasının gecikmesi. Hemen bakalım 1-2 saat önce üye olduğum bu uygulamadan ne kadar kazanmışım. Arkadaşlar aslında uygulamaya çok da giriş yapmadım. Ancak belirli bir miktar Bitcoin kazanmışım. Sizler de bu tarayıcıyı sadece kullanarak yani aslında günlük yaptığınız rutin işi yaparak daha fazlasını kazanabilirsiniz. Arkadaşlar uygulamada iki çeşit para kazanabiliyorsunuz. Birisi mining. Ama mining yapmak için ekstra bir çaba göstermenize gerek yok. Uygulamayı yükleyip kayıt olduğunuz süreden itibaren kazım işlemi otomatik olarak başlıyor. Bir de referans sistemi var arkadaşlar. Aslında videonun başında bahsettiğim daha fazla kazanmayla ilgili bölüm buydu. Arkadaşlar bu tip uygulamalar referans sisteminden daha çok para kazandırır. Yani aslında uygulamalar ana amaçları haricinde kendilerinin tanıtımını yapan kullanıcılara daha fazla para kazandırır. Bunu videonun ilerleyen zamanlarında göstereceğim. Tekrar ana sayfaya gelelim. Burada hareket eden rakamlar ne işe yarıyor? Arkadaşlar bu bölüm sizin kazım hızınız. Yani siz buradaki çubuğu ne kadar çok sağa doğru dayarsanız o kadar fazla kazım yaparsınız. Ancak kullandığınız cihaz da bir o kadar yavaşlar. Yani buradaki mavi çubuğu en sona dayadığınızda kazım hızınız yükselir ancak cihazınızın bataryası çabuk biter, cihazınızın işlemcisine ve RAM'ine aşırı yüklenilir. Aynı biçimde bu mavi çubuğu ne kadar sola çekerseniz kazım hızınız azalır, RAM ve işlemciye yüklenmemiş olursunuz. Tavsiye ettiğim eğer bunu mobil uygulama olarak kullanıyorsanız bu mavi çubuğu ortalarda bir yerlerde tutmanız. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar, bu uygulamayla en iyi verim alabileceğiniz sürümü masaüstü sürümü. Neden? Çünkü bilgisayarlar telefonlarımızın işlemcisinden ve RAM'inden daha yüksek bir güce sahip. Aslında ben bilgisayarı olmayan ya da yavaş olan arkadaşlar için mobil cihazdan gösteriyorum. Ancak sizler daha yüksek hızlı kazım yapmak istiyorsanız bu uygulamayı masaüstü versiyonunda kullanmanız gerekiyor. Mobil sürümde de kullanabilirsiniz ancak masaüstü sürümünden daha az kazandıracaktır. Arkadaşlar şimdi uygulamanın ödeme yapıp yapmadığını birlikte göreceğiz. Bu arada uygulamamızın ismi CryptoTab arkadaşlar. App Store'da ya da Google Play'de aramalar bölümüne CryptoTab yazarak uygulamaya erişebilirsiniz. Ayrıca uygulamayı kullanmak isteyen arkadaşlar için videonun açıklamalar kısmına uygulama linkini bırakıyorum. Arkadaşlar uygulamamız App Store mağazasında 105 MB gibi bir boyuta sahip. Aslında bu tarz içerik için normal bir boyut arkadaşlar, gözünüze yüksek gelmesin. Türkçe dilini desteklediği söyleniyor. Uygulamayı indirip aç dedikten sonra kayıt işlemini gösteriyorum arkadaşlar. Dostlarım uygulamayı indirdikten sonra Google hesabınızla, Facebook'la, Apple hesabınızla ya da Twitter'la
uygulamaya kolay biçimde kayıt olabiliyorsunuz. Hemen orta kısımdaki Google'la giriş yap butonuna tıkladığınızda sizi Google hesabınızın olduğu sayfaya yönlendiriyor. Buradan hızlıca e-posta hesabınıza dokunup uygulamaya kolay biçimde kayıt olabiliyorsunuz. Bu bölümden sonra yapmanız gereken bir doğrulama var arkadaşlar. Kayıt olduktan sonra uygulama sizden bir e-posta doğrulaması isteyecektir. Bu e-posta doğrulamasını yapmadan kazım işlemi otomatik olarak başlamaz arkadaşlar. Bu yüzden eğer uygulamaya kayıt olmak istiyorsanız uygulamanın doğrulama gereksinimlerini karşıladığınızdan emin olmalısınız. Peki bu uygulama gerçekten ödeme yapıyor mu? Hemen bunu inceleyelim. Sıkça sorulan sorulara gidiyorum arkadaşlar. En aşağıya doğru gidelim, bakalım ne varmış. Aslında bu bölümde ödeme kanıtlarını arıyorum arkadaşlar ve buldum. Evet, ödeme kanıtları. Arkadaşlar bu sayfada ödeme kanıtlarının tümünü canlı canlı ve gerçek biçimde bulabiliyorsunuz. Bunlar anlık ödemelerdir arkadaşlar. Yani üzerinden 1-2 gün geçmiş ödemeler değil. Aşağı doğru gelelim, bakalım insanlar ne kadar kazanmış. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz burada 0.01 BTC kazanmış bir arkadaş var. Hemen check status diyelim ve gerçekten uygulama ödeme yapmış mı görelim. Evet arkadaşlar, şu anda blockchain.com'da bu ödeme görünüyor. Şu an blockchain.com'u bizim için bir güven platformu olarak görebiliriz. Yani gerçekten ödeme yapıldığı zaman ancak bu sayfaya düşüyor. Şu an bu hesaba yapılan ödemenin Türk lirası cinsinden ne kadara denk geldiğini birlikte inceleyelim. Google aramalarına BTC Türk lirası hesaplama yazıyor ve ödeme kanıtındaki Bitcoin miktarını girdiğimde karşıma şu andaki Bitcoin fiyatına göre 357 lira gibi bir kazanç çıkıyor. Hemen diğer ödeme kanıtlarını da inceleyelim arkadaşlar. Bakalım daha fazlası var mı? Evet dostlar, gördüğünüz gibi uygulama ödemelerini yapıyor hem de anlık olarak yapıyor. Tüm ödeme kanıtlarına bu bölümdeki check status tuşundan ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi gelelim referans bölümüne. Uygulamanın ana sayfasındayken sağ üstteki gösterge paneli tuşuna dokunduğunuzda ve ekranı aşağıya doğru kaydırdığınızda sizin için belirlenmiş bir referans linki göreceksiniz. Bu referans linkini kopyalayıp arkadaşlarınızla paylaştığınızda hem kazım hızınız artacaktır. Dolayısıyla da hem sizin hem de linki paylaştığınız arkadaşınızın kazım hızına bir miktar eklenecektir. Yani dolayısıyla da siz ve arkadaşınız daha fazla kazanmış olacaksınız. Şimdi uygulamanın sıkça sorulan sorularına tekrar gelelim arkadaşlar. Burada aslında en önemli sorunun cevabı mevcut. CryptoTab Browser'ın diğer popüler tarayıcılardan farkı nedir? Arkadaşlar CryptoTab Browser, Bitcoin madenciliği için özel olarak geliştirilmiş türünün tek örneği bir yazılımdır. Dostlar gerçekten de böyle. Ben daha önce hem tarayıcı hem de madencilik yapılabilen bir uygulamaya rastlamadım. Bu sayfada tarayıcının nasıl kurulacağıyla ilgili ve mobil uygulamalarının kullanım ilkeleriyle ilgili de bilgiler var. Bunları da inceleyebilirsiniz. Ve dostlar, aklınıza takılabilecek önemli konulardan birisi, bu tarayıcıyı birden fazla cihazda kullanabilir miyim? Arkadaşlar, yapılan açıklamada bunun mümkün olduğu söyleniyor. CryptoTab'de kullandığınız hesabı, yani Google hesabını hem mobil cihazda hem de masa üstünde kullanabiliyorsunuz. Yani kısacası tarayıcı hesabınıza istediğiniz herhangi bir cihazdan girebiliyorsunuz. Arkadaşlar, uygulama arayüz olarak diğerlerinden farklı bir görünüme sahip değil. Erişim sağlamak istediğiniz siteyi yukarıdaki arama çubuğuna yazdığınızda siteye hızlı bir şekilde erişebiliyorsunuz ve normal bir tarayıcıda yaptığınız tüm işlemleri bu tarayıcıda da yapabiliyorsunuz. Uygulamada gördüğüm en büyük eksiklik çeviri arkadaşlar. Dostlar, daha doğrusu ben de bulamamış olabilirim. Eğer sizler çeviri hizmetini bulursanız bunu videonun yorumlarında mutlaka belirtin. Bu videomuzda CryptoTab isimli bir mobil uygulamayı inceledik. Benzer videoların devamı için kanalıma abone olun ve tüm bildirimlerinizi açarak yeni videolardan anında haber alın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.